Merhaba sevgili Webrazi TV izleyenleri ve değerli okuyucular. Bu haftaki programımıza hoş geldiniz. Ben Şebnem Ahi. Ben Sertaç Çıracı. Bu hafta sizlere aslında daha önce spam yasası olarak bildiğimiz kanunun ilgili yönetmeliği çıktı. Bundan bahsedeceğiz. Kanun 1 Mayıs'ta çıkmıştı. Bu da işte geçtiğimiz aylarda çıkan bir yönetmelik. Tabii bu yönetmeliğe göre e-ticaret üzerinde faaliyet gösteren kişiler eğer alıcılara veya kullanıcılara ileti gönderecekse, elektronik ileti gönderecekse bu durumda iletilerin konusunda, içeriğinde neler olmalı bunlar düzenlendi. Ve hatta gönderen kişinin adı, soyadı, kimlik bilgileri, işte esnaf veya tacirse ilgili Mersis numaraları gibi vesaire vergi numaraları gibi numaralarında zorunlu kılındı gönderilecek ileti. Bunun dışında bunları gönderirken dikkat etmeyenlere de 10.000 TL'ye kadar ceza düzenlendi. İdari adli para cezası. Peki, şöyle bir sorun var. Devletin ticari faaliyetleri takip etmesi kolaylaştı. Alıcıların kandırılmasının önüne geçmesi kolaylaştı, okey. Ama bir diğer yanda da kısa mesajlara bu bilgilerin sığmaması sorunu var. Evet. Ya bu aslında sık sorulan sorulardan bir tanesi ama burada aslında iyi niyetli olmak gerekiyor. Yani kötü niyetli bir şekilde eğer siz gizlenmeye çalışarak bu işlemi yapıyorsanız ki zaten yönetmenin içerisinde işte aracı hizmet sağlayıcı belirtin gibi hususuna yer alması büyük ihtimalle bundan kaynaklanıyor. Ama evet doğru, SMS dediğimiz şey normal standartta 160 karakterden oluşan bir şey ve 160 karakterin içerisinde kampanya detaylarını, kampanyanın süresini, şartlarını vesaire yazacaksınız. Bir de onun üzerine Mersis numaranızı, ticaret ürünü, o çok sığmaz. Zor yani. Birden fazla mesaj olacak. Bu noktada genelde şu an mesela link vesaire eklendiğini görüyoruz. İşte ya da çıkmak istiyorsanız şuraya işte şöyle mesaj gönderin, ikinci bir mesaj geldiğini görüyoruz. Başka da aslında akılcı bir yöntem de görünmüyor yani. Yani peki bunu çözülemez miydi? Bir kere atılınca bir daha sonrakilerde tekrar gönderilmemesi vesaire gibi bir şey olamaz mıydı? Çünkü milyonlarca kullanıcısı olan firmalar ne yapacak yani sürekli? Tabii yani şu an yönetmeliğe göre her seferinde bu mesajın o metnin içerisinde almak gerekiyor. Elektronik posta açısından sorun yok ama evet, SMS için böyle sorunumuz var. Evet, bunun dışında peki neler getiriyor yönetmelik? Ya aslında şöyle bir durum var. Yani biz bu ilk işte yönetmeliğin işte kanun yürürlüğe giriyor gibi haberleri biz duymaya başladığımız andan itibaren sürekli işte izniniz için izninizi almak istiyoruz gibi mesajlar almaya başladık. Evet. Ve normal standartlarda gerçekten mevzuata baktığımız zaman bu da bir ticari ileti olarak kabul ediliyor. Buna kesinlikle müsaade edilmiyor. Ama bu yönetmelikle gelen ve kanunla yer alan çok özel bir istisna var. Bu da eğer daha önce işte o mesaj göndermiş olduğunuz kişiyle bir ticari geçmişiniz varsa, işte size ürün almıştır, hizmet vermişsinizdir vesaire, o kişiye bu şekilde izin almadan da gönderebiliyorsunuz. Bunu gerçekten kullanmak gerekiyor bu noktada. Bu arada bu edinilen bilgileri ne kadar süreyle saklamalıyız? Yani işte burada ispat yükünü işte artık bize yüklediği için, işte şirketlere yüklediği için gibi düşündüğümüz noktada hemen bir yıl süreyle saklanması gerekiyor. Çünkü ben size böyle mesaj vermedim, ben bana mesajı nasıl gönderirsin sorusuna hemen cevap vermemiz gerekiyor. O da bir yıl boyunca kayıt. İspat yükü de dolayısıyla site sahibinde, bunları da unutmayalım. Tabii iptal edildiyse eğer verilen izin kullanıcı tarafından. İşte az önce söylediğiniz gibi mesaj geliyor, iptal bildirimi yapıyorsunuz. Bunu 3 gün bir süre konulmuş. 3 gün size talep geldikten sonra. Durdurmak gerekiyor. Evet, durdurmak gerekiyor. Bunun da aslında sebebi aracı hizmet sağlayıcılardan hizmet alıyorsanız bu 3 günde ancak bu işi çözersiniz düşüncesi var muhtemelen. Bu arada bu 3 günden sonra eğer bu iletiler gönderilmeye devam edilirse yine şikayete konu olabiliyor. Bunun dışında ajanslarla bu kullanıcı bilgileri paylaşılacaksa, verileri işlenecekse buna ilişkin kullanıcıyı özel bir şekilde bildirmek gerekir mi? Kişisel verilerin korunması ile yönetmelikte özel bir madde söz konusu ve burada işte eğer herhangi bir şekilde kullanılacaksa, işlenecekse kesinlikle açık rızanın alınması gerektiğinden bahsediyor. Ve bu noktada evet hiçbir şirkete zaten bu işi kendisi yürütmüyor. Mutlaka ajanslarla çalışıyor. Bu noktada bunun bu şekilde kullanılacağı noktasında ayrı özel bir izin almakta fayda var. Bu arada bu izinlerin, onayların alınırken hani sözleşmeyle veya yazılı bir şekilde veya gönderilen işte SMS'le vesaire alınıyorsa sözleşmede mutlaka aralarda bir yerlerde kaybolmaması gerekiyor. Böyle de bir yeni uygulama getirildi. Sözleşmenin en sonunda belirgin bir şekilde. Burada mesela çok da enteresan bir istisna aracı hizmet sağlayıcılar için var. İşte yönetmenin içerisinde elektronik posta olsa, SMS de olsa kimden hizmet alıyorsanız o mesajın içerisinde o şirketin de isminin geçmesi veya markasının geçmesini istiyor yönetmelik. Bu bir taraftan işte hem takibi kolaylaştırmak için istemsiz bir durum olsa nasıl buluruz diye. Ama bir yandan da şöyle bir şey getirdi aslında girişimcilere. Çok önemli büyük markalarla çalışıyorsanız o mesajın içerisinde sizin de markanız geçecek. Bundan daha güzel bir zaten pazarlama yöntemi olamaz. Bu arada onay almadan mesaj veya ileti gönderilirse de cezalar da hiç de o kadar az değil. 1000 lira 5000 lira arasında değişiyor ve eğer birden fazla kişiye bir anda gönderilmişse 10 katına kadar da çıkabiliyor cezalar. Şikayet için de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Müdürlükleri yine yetkililer. Evet.
Aslında hani bu yönetmeliklerle ilgili şikayetler şu an başlamış durumda ama şu an nasıl aksiyon alındığında bir ilerleyen zamanlarda göreceğiz hep birlikte. Şu an zaten pek çok firma uyum süreci atlattı. Yine bu yönetmelikle tekrar bir uyum sürecine girildi. Evet. Açıkçası kanunda belirtilenden sonra yönetmeliğin daha da detaylı yeni yükümlülükler getirmesi sürekli olarak kendi mevzuatlarını iç yürürlüklerini düzenliyor anlamına geliyor. Mevzuatta da sürekli işte diğer hususta tebliğler düzenlenir gibi de böyle genel bir ifade olduğu için artık bunlar böyle gündeme geldikçe biz daha ayrıntılı şekilde gündeme getirmeye çalışırız. Evet, ama bu kadar çok fazla detaylı yükümlülük gelince de doğal olarak insanlar iş mi yapsın, sürekli bunlarla mı uğraşsın? Evet. Cezalar da yüksek. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.